your video good? Biz Quito'dan Otavalo'ya geldik. Burası daha küçük, nüfus olarak daha düşük bir yer. Quito daha fazla şehirli, burada daha fazla köy misali diyebilirim. Yani daha fazla doğanın ve yeşilliğin içerisinde. Ekvador'un para birimi dolar. Yani yaklaşık 10 yıl önce herhalde para birimini dolar, ekonomik düşüşten dolayı, ekonomik krizden dolayı, tam olarak hakim değilim, kusura bakmayın, dolara çevirmişler para birimini. Haliyle dolar olunca bize biraz pahalı gibi geliyor ama aslında ülke olarak ucuz bir ülke. Yani 1 dolara 2 dolara böyle kocaman bir tabak yiyebilirsiniz. Yani burada yaşamak istiyorsanız bence güzel bir seçenek olur. Eğer yurt dışında ya da bir Latin Amerika'da ülkesinde yaşamak istiyorsanız Ekvador gerçekten güzel bir seçenek olabilir. Yani elinizde 10 dolar varsa 2 günlük güzel bir hafta sonu geçirebilirsiniz burada, yemesi, içmesi, alışverişi. Yani gerçekten pahalı bir ülke değil. Bizim paramız biraz dolara, yani dolar yüksek olduğu için bize biraz pahalı gelebilir ama ülke olarak gerçekten ucuz bir ülke. Yemek kültürleri de, yani Andy'nin anlattığına göre Latin Amerika'nın yemek kültürü de burada gördüğüm kadar da bize böyle biraz yakın. Yani baharatlar, lezzetler vesaire çok çok yakın. Hatta geçenlerde ilginç bir şey yedim. Bildiğimiz bizim meyveli yoğurt vesaire gibi bir şey. Muz, yoğurt, frozen yoğurtlar, normal yoğurt ve peynir serpmişler üstüne. Çok lezzetliydi. Market videosu yapmayı düşünüyorum ileride ama şöyle söyleyeyim, hazır Ekvador'da yaşamaktan bahsetmişken, yani burada yaşamak için marketler de gerçekten ucuz. Böyle normal büyük marketlere gitmek yerine böyle açık marketler var. Belki ileriki videolarda gösteririm. Açık marketler var ve oralardan o kadar uyguna domates, yani sebze, meyve alıyorsunuz ki yumurta vesaire çok çok uyguna geliyor. Yani Ekvador yaşamak için gerçekten aslında uygun bir şehir. Özellikle benim gibi dijital olarak çalışıyorsanız, dijital göçebeyseniz ve işiniz internet üzerindense çok çok iyi oluyor. Çok iyi bu şehirde yaşamak. Önceki videolardan gelen böyle birkaç soruyu sizlere aktarmış olayım ben. Sorunun cevabını daha doğrusu. Öncelikle Ekvador vizesiz gelinen bir ülke. Vizesiz 90 gün boyunca kalabiliyorsunuz Ekvador'da. 90, yani 3 ay sonrasında sizden vize isteyebiliyorlar ama 3 aylık süreçte bizim kaldığımız gibi vizesiz kalabiliyorsunuz burada. Ekvador'da yaşamak için seçebileceğiniz 3 tane büyük şehir seçeneği var aslında. Biri sahil şehri, Guayaquil diye geçiyor. Yani şehrin adı öyle. Bir de Quito, bizim ilk kaldığımız yer. Bir de Cuenca diye, bunlardan bir tık daha küçük, böyle büyük 3 tane şehri var. Bunların nüfus olarak büyük şehirler. Biz Quito'yu tercih ettik. Biraz daha güvenli olduğunu söylediler. Çünkü Guayaquil, yani sahil şehri, biraz daha tehlikeliymiş. Gerçekten görmeye değer. Özellikle bu geldiğimiz şelale gerçekten çok çok güzeldi, gördünüz zaten. Burası çok güzel. Otavalo merkeze tam 2 kilometre ve inanılmaz bir yer. Bence Sri Lanka'dan çok çok daha güzel buranın doğası. Bu ilk Peguche şelalesi çok çok güzel. Oh,
berbat bir şeyden bahsedeceğim size. Gerçekten dünyanın en şanssız iki insanı olabiliriz. Çünkü Maldivlere gittik, sokağa çıkma yasağı başladı gittikten 10 gün sonra kadar. Sri Lanka'ya gittik, son bir ayımızda full sokağa çıkma yasağı vardı. Hiçbir şey yapamadık. Yine gittik birkaç yere ama yani şanssızlık diz boyu. Gerçekten ilginç. Şimdi buraya geldik. Ekvador'da da böyle güzel bir sorun yaşıyoruz. Halk devleti protesto ediyor. Uçuk fiyatlardan, ekonomiden, işte benzine vesaire zam gelmesinden dolayı halk bayağı ayaklandı burada. Geçenlerde Otavalo'dayız biz, Otavalo şehrindeyiz. Geçenlerde yine Kütüğü'ye gitmek istedik. Hem Endin'in dövmesini tekrar bir yenileyecektik, hem de işlerimiz vardı. Ama bir baktık otobüs falan hiçbir şey yok protestodan dolayı. Hiçbir şey çalışmıyor yani. Bir nevi sokağa çıkma yasağı gibi bir şey. Zaten yaklaşık 2 hafta önce de OHAL ilan edildi Ekvador'da. Hapishanelerde çıkan çeteleşme olaylarından vesaire ya da uyuşturucu çetelerinin işte onları engellemek adına devlet bir 60 günlük OHAL ilan etti ama her şey çalışıyordu. Ardından böyle bayağı işte zamlar vesaire gelince gündeme halk maalesef protesto gerçekleştirdi. Şimdi 2 gün sonra ayın 1'inde yani Halloween gününden sonra ayın 1'inde protestolar tekrar başlayacakmış. Bir 10 gün falan sürecek diyor buradaki yerel halk. Yani böyle de şanslıyız. Gittiğimiz her ülkeyi kurutmadan dönmüyoruz asla. Oy. Vah, buraya küçük bir köy yapmışlar. Restoranlar falan var. Şelaleye bayağı yakın. Papas fritas o lo típico de aquí que es papas con cáscara y choclito. ¿Cuánto es? $3 por ese platito. Te preparamos al instante. Me voy primero a la cascada y vuelvo. Good. Bu domuz eti haliyle ben yemiyorum, sevmiyorum. Yani yiyemem zaten. Böyle karışık mix bir şey yapmışlar. Patates var, et var, büyük fasulyeler falan var. Ama ben patates yiyorum çünkü burada sadece domuz eti varmış. Bu da pirinç birası. Bir farkı yok bence ama güzel. Hola. Buenos días.